Ay ne oluyor be? Sabah akşam durmak bilmez misin sen? Sus, şikayetçisin sanki. Dur diyorum. Dursana yavaş. Dur diyorum sana. Kes sesini. Kurtaramazsanız yakarım evi. Çabuk! Ayvaz nerede? İçeride kalmış beyim. Çocuklar kurtaracak şimdi, meraklanma. Ne meraklanması be? Bırak gebersin içeride. Ölüme mi terk edelim yani Doğan Bey? Her şey yanlış. O da yansın gebersin. Allah'ım şükürler olsun.
köpeği. Allah belanı versin. Nasıl oldu anlamadım. Bu yakalmışım. Sigara elimden düşmüş. Akıllanmayacak mısın? Adam olmayacak mısın hayvan? Tanrım. Hayatta tutuyorum. Bir daha olmaz yeminim. Yürü lan. Yürü dedim. Yürü. Çıktığın deliğe geri gireceksin. Boşuna mı çalışıyorum lan ben? Yürü. Çıktığın deliğe geri gireceksin. Yürü lan. Amca. Köpeğin olayım yapma. Zaten köpeksin lan. Boş bu çiftliğin köpekleri bile senden akıllıdır. Yediği kaba sahip çıkar. Bela mısın sen benim başıma? İçeride ne kadar zeytinim var haberin var mı? Enayi miyim lan ben söyle. Oh olsun. Çek bakalım cezayı. Gir içeri dedim sana. Ne yapma. Adam olacağım söz. Affet beni abi. Yapma, yapma. Kendini de yakacaksın. Hem bir duyan onu. Yeğenini ateşe attı diye. Duyana da başlarım şimdi ateşe atana da. Karışma Celal Efendi. Dellendin gene. Dur da bir konuşalım sakin sakin. Keskinsir ki öyle bir nezara. Bunca yıllık hatırmışım dur hele. Götürün şunu. Gözüm görmesin. Ahıra kapatın. Bir hafta ekmek su yok buna. Eğer bir kişinin bu adamla ilgilendiğini görürsem avlunun ortasında sallandırırım. Duydu mu herkes? Hadi ya. Hadi girelim. Tamam. Hadi. Gel. Gel içeri. Gel. Bak elimde kalacağım. Ne sen ne de periştahınız kurtaramayacak. Ben veririm onun cezasını. Yakışıyor mu hiç sana? Sen ne kirletiyorsun beni? Ya adam olacak ya da elimde kalacak Celal. Öldüreceğim bir gün. Allah korusun. Bak ne diyeceğim. Bunu evlendirmek lazım. Evlenirse durulur, akıllanır. Sırası mı şimdi Celal? Ne evliliğinden bahsediyorsun sen? Dinle. Sen beni dinle hele. Evlenirse bela olmaz başımıza. Bir kız var. Hem bu da kızı iyi de niye tutulmuş? Adalet. Aşk olsun yani. Aşk olsun Ali. Böyle mi karşılıyorsun beni? Ne işin var kız burada? Hiç mi çekinmiyorsun? Abin görecek diye de mi korkmuyorsun Ali? Korkmuyorum. Var mı? Ben korkmam senin gibi. Alev diyorum. Diyorsan de. Kaç sene oldu ya? Ondan saklan, bundan gizlen. Bıktım artık. Sabır diyorum sana. Ne olur biraz daha sabretsen. Ne olur? Derviş miyim ben be? Konuşacağım diyorsun. Abimi görünce hıkmık ediyorsun. Sesin çıkmıyor. Böyle yere dikiyorsun gözlerini. Bak, Çakıroğlu çiftliğinden laf gönderip duruyorlar. Haberin olsun. Doğan Bey halasının evlatlığını istiyor beni. Direniyorum, hayır diyorum ama. Ali, bana bak. Kaçırma gözlerini. Tamam, abimle çocukluk arkadaşısın. Ben senin kardeşinle beraberim demek zor ama o da 9 aylık değil mi sonuçta? Biz birbirimizi seviyoruz. Yanlış mı yapıyoruz? Söyle bana. Neden yanlış yapalım ki? O zaman abimle de babamla da konuş. Açık açık, mert, delikanlı gibi. Böyleyken böyle. Allah'ın emriyle istiyorum Alev'i de. Delikanlılığımdan, mertliğimden şüphen mi var senin? Aşk olsun. Bilmeyen mi var kasabada senin ne olduğunu? Senden çekinmeyen mi var? Hayatta senden daha çok istediğim bir şey yok Allah'ıma kitabıma. Ustabaşılık işi ne oldu? Konuştun mu fabrikanın müdürüyle? Bekledim bekledim. Konuşamadım. Ama araya Osman abiyi soktum. Bugün yarın haber gelecek. Meraklanma. Of of. Bugün yarın, bugün yarın. Ömrünü balık kasası taşıyarak geçirmeyeceksin herhalde. Balıkçı karısı mı olacağım ben? Fabrikaya kapağı atamazsan ortada kalırız. Neden ortada kalalım gülüm? Allah'a şükür ekmeğimizi kazanıyoruz helalinde. Şükretmek züğürt tesellisidir Ali. İstemeyi bilmezsen kimse sana bir şey vermez. Vereceğiz tabii, vereceğiz. Vermez olur muyuz? Başlık parası kaç lira diyorlarsa Doğan Bey'imiz tıkır tıkır sayacak avuçlarını. Vallahi Celal abi demem o ki kız pek güzel.
İsteyen de çok. Bir de pek dillidir biliyor musun? Yani o bakımdan talipler sırada. İyi söylersin, hoş söylersin de kızı isteyen herhangi biri değil ki. Doğan Bey'in halasının oğlu. Doğrusun. Yerden göğe kadar haklısın. Ben kızın babasıyla konuştum. 10 milyar lira başlık parası ister. Gerçi bu para az ama onlar tok gözlü insanlardır. Lakin iş başlık parasıyla olmuyor tabii. Ya ne? Kızı da razı etmek lazım. Ne yani? İstemiyor mu? Sen orasını kafana takma Celal abi. Ben ne güne duruyorum? Kuzu kuzu gelecek. Sen başlık parasını hazır et yeter ki. Ben ne yapıp edip onu razı edeceğim. Doğan Bey, bu işi halledeceğime söz verdim Alemdar. Sakın ola yüzümü kara çıkarma Alemdar. Sen hiç merak etme Celal abi. Oldu bil bu işi. Senin hatırına öl de ölürüm bilirsin. Sözümüzde durmazsak Doğan Bey sana da bana da etmediğini bırakmaz. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle. Güle güle. Doğan Bey'imize saygılar, hürmetler, selametler. 10 milyar. Yani 10.000 TL. Doğru mu hesapladım? Tereyağından kıl çeker gibi. Kızı gönder, sıcacık banknotları cebe indir. Bir kilo zeytinyağı alacaktım Alemdar Efendi. Kalmadı, bitti. Bunlar ne? Elinin körü. Yok dedim be kadın. Kapatıyoruz, anlamıyor musun? Yok, yok. Aa, deli mi? Fesubullah. 10 milyar. Tam 10 milyar. Doğan Bey'in parası. Şıkır şıkır, gıcır gıcır. Ulan odun katip, artık adam ol da bir faydan dokunsun bize. Kusura bakma Alemdar amca. Bak şunun dediğine, kusura bakmaymış. Pergellerin bozuk mu lan senin? Vermeyecek misin topuğumuzu? Vereceğim, vereceğim. Bekle hele, dur sen. Aha. Alın oynayın şimdi. 10 milyar, gıcır gıcır. Böyle giyinip kuşanıp da dışarıları çıkma. Emredersin. Haddime mi sana emretmek? Ben şaka yapayım dedim. Hem kıskanıyorum seni, suç mu? Civardaki bütün kadınlar peşinde. Geçen sene o gudubet kadına kapılıp da... Şşt! Canımı sıkma benim. Hadi git de kahvaltıyı hazırla. Seslenirim şimdi hediye kadına. Hazırlayıp getirirler. Ne o? Koynuma giriyorsun diye hizmetçilikten terfi mi ettin? Gözünde yerim değişti sanıyordum. Sanıyorsun. Başka ne sanıyorsun sen? O kafan senin hiç çalışmıyor, değil mi Belkıs? Bu omuzlarının üstündeki saksı mı senin? Bak bak, hala duruyor. Kahvaltı dedim kızım, kahvaltı. Belkıs. Buyur. Söyle Ayvaz'a, kahvaltıdan sonra yanıma gelsin, anladın mı beni? Topraklar senin Doğan. Toprak ateş gibidir evlat. Temkinli yaklaşacaksın ona. Sahip çıkacaksın. Sana hükmetmesine izin vermeyeceksin.
Küstürmeyeceksin. Küstürmem baba. Bak evlat, bir kez küstürdün mü, dizginleri onun eline verdin mi, ateş olup yakarsın, kül eder. Toprak nasıl yakar ki baba? Büyüyünce ne demek istediğimi anlayacaksın. Toprağın güç demek olduğunu, insan olmanın toprağına sahip çıkmakla olacağını anlayacaksın. Hele bir büyü. Ben büyüdüm baba. Büyüdüm ama sen yoksun artık. Ebe, 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 ebe. Sen kiminle konuştuğunun farkında bile değilsin. Vermem Seyfi. Bu toprakları sana vermem. Hiçbir kuvvette alamazsın. O zaman ödeyeceksin borcunu. Nasıl? Bunca yıllık dostumsun. Bana bunu nasıl yaparsın? Dostluk başka, ticaret başka. Ben yapacağım dostluğu yaptım sana. 6 ay bekledim borcunu ödeyeceksin diye. Beklemedin mi? Ben de sıkıştım artık. İşte ipotek belgesi. Toprakların bana geçtiğinin ispatı. Bu topraklar benim hayatım. Geçmişim. Burada doğdum, gerekirse burada ölürüm. Ama topraklarımı yine de vermem. Ticarette hissiyata yer yoktur. Ben bunca yılın hatırına yine de ayağına gelip sana haber verdim. Bitti artık, yapacağım bir şey kalmadı. Sen koskoca Ahmet Çakıroğlu'yla nasıl böyle konuşursun? Haddini bil! O krallık bitti artık Ahmet. Yarın icra memurlarıyla gelip gereken neyse yapacağım. Bu çiftliği ve toprakları boşaltacaksın. Bakıyorum da artık hafta sonları da işe gidiliyor Seyfi Bey. Sakın bu iş başka bir iş olmasın. Benim senden başkasını görecek gözüm var mı sultanım? O ne biçim laf? Bilmem artık. İş güç deyip kandırıyorsun. Biz de inanıyoruz işte. Neymiş bakalım bu önemli toplantı? Zeytin ihanesine o Doğan Denenit de girmiş. Bir çapan oldu var işin içinde. Diğer adaylar tek tek çekiliyor çünkü. Avukatlar da ihaleyle ilgili bazı yolsuzluklar bulmuşlar. Hala bizimle uğraşıyor. Yapacağını yaptı. Elimizdekini avcumuzdakini aldı. Daha ne istiyor? Anlayacağız bakalım işin rengini. Bu çok büyük bir ihale. Büyük entrikaların dönmesi normal. Korkuyorum Seyfi Bey. Başına bir şey gelecek diye gözüm yollarda, yüreğim ağzımda bekliyorum her gece. Biz ailecek şerbetliyizdir. Bir şeycikler olmaz bana. Tek başına uğraşıyorsun her şeyle. Kemal olsaydı... Onun adını bir daha anmayacaksın demedim mi ben sana? O senin oğlun, düşmanın değil ki. Dinsin artık öfken Seyfi Bey. Bir arada olalım. Baba oğul beraberce çalışın, savaşın. Kapa bu mevzuyu dedim Meryem. Her şeyi yapan Doğan'dı. O namussuz, yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de babayla oğlun arasını açtı. Neden görmüyorsun bunu? Ben Kemal'imi çok özledim. O bizi,
bu aileyi terk edip gitti. Kemal diye bir oğlum yok. Ne o? Kemal'i unutamadın da mı istemiyorsun Ayvaz'ı? Salak sepelek konuşma Fidan. Ne Kemal'inden bahsediyorsun sen? Çocuktuk o zaman biz. Ekmeğe mama diyorduk. Ne bileyim. Onu hala seviyorsun diye düşündüm. Yoksa civardaki hangi kız hayır der böyle kısmeti? O kadar meraklıysan sen varsın hep Ayvaz'a. Buyur senin olsun kardeşim. Abla. Söyle ablacığım. Karnım acıktı benim. Şu kahveleri götüreyim. Şimdi hazırlarım ablasının bir tanesi. Sağ ol yavrum. Ne o Gülsüm teyze? Neden sustunuz? Aa, hem ne konuşuyordunuz ki öyle fısır fısır? Yok kızım, bir şey konuşmuyorduk. Bak Alev. Kendini yorma. Ne söyleyeceğini biliyorum. Unutun o işi. İyi de kızım bir dinle. Kendini düşünmüyorsan ananı, aileni düşün. Öyle değil mi Fatma? Sen de bir şey söylesene ahiretlik. Aa. Ne diyeyim Gülsüm? Kendi verecek kararını. İstemem diyor, duymuyor musun? Peki. Senle Alemdar amca. Niye bu kadar çok istiyorsunuz benim çiftliğe gelin gitmemi? Senin iyiliğin için yavrum. Yoksa bize ne faydası var? Her şeyde de bir bit yeniği arıyorsun vallahi. Aa, aşk olsun Gülsüm teyze. Ne arayacağım? Yalnız bir çıkarınız olmasa siz bu kadar uğraşmazsınız da. Ondan sordum. O ne biçim laf Alev? Sen onun kusuruna bakma Gülsüm. Kusur meselesi değil de siz bu kıza mukayyet olun ahiretlik. Bak benden söylemesi. Günaydın dedeciğim. Günaydın canım. Bizi beklemeden başlamışsın, obur seni. Ne yapayım, siz de çok geç kalkıyorsunuz. Bekle bekle öldüm açlıkta. Annenle baban uyanmadı mı daha? Babam çoktan kalktı. Bir işi varmış çıktı. Annem hala fosur fosur uyuyor. Günaydın baba. Günaydın damat. Neredeydin sabah sabah? Hiç. Yürüdüm biraz. Asya bir işin olduğunu söylemişsin. Ne işiymiş bu? Yo. Ne işim olsun baba? Peşime takılıp da sabah sporumu bozma diye öyle dedim, tamam mı bızdık? Bana hala bızdık falan deme baba ya. Koca kız oldum, ayıp oluyor artık. Herkese günaydın. Günaydın anneanne. Solgun görünüyorsunuz anneciğim. Bir şey mi oldu? Yok canım, sıcaktan uyuyamadım da. Yorgunum biraz. Kızlar neredesiniz? Doldurun şu çayımı. Ne yapıyorsun Seyfi Bey? Kilo mu aldıracaksın sen bana? Rejimdeyim, bilmiyor musun? Fıstık gibisin Meryem Hanım. Ne rejimiymiş? Şu endam, şu güzellik kimde var? İlahi Seyfi Bey. Kaç yaşına geldik artık. İltifatın da bir inandırıcılığı olur. Dedem haklı anneanne. Bana bile taş çıkartırsın vallahi. Utanmıyorsunuz benimle alay etmeye değil mi? Sabah sabah eğlenceniz oldu. Aferin. Günaydın kızım. Biraz alışveriş yapacağım Nazlı. Sen de saçını boyatmak istiyordun. Beraber inelim mi çarşıya? İyi olur.
Hem hava almış olursun, değil mi Nazlı? Birlikte çıkarız. Ben sizi bırakırım. Size hayranım biliyor musunuz? Her zaman güçlü, her zaman dimdik ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı nasıl da beceriyorsunuz? Bravo, bravo. Nazlı, başlama sabah sabah. Sen kapa çeneni. Kocanla doğru dürüst konuş. Kocaymış, kocaya bak. Kaç bakalım, her zamanki gibi kaç. Koca vekili. Derdin ne yine senin sabah sabah? Terbiyesiz. Ah şöyle, gerçek yüzünüz çıksın işte ortaya. Anne, yine mi içtin sen? Hesap mı soruyorsun bana, aptal? Ben aptal değilim. Kimin aptal durumuna düştüğü ortada. Kapa çeneni. Nazlı! Nefret ediyorum senden. Alkoliksin sen. Senin gibi bir annem olduğu için utanıyorum. Utanıyorum. Aslı yavrum. Ne yapıyorsun sen? İyice sapattın artık. Kendine gel biraz. Allah'ım yine başladı. Nazlı. Nazlı yavrum. Doktor çağır çabuk. Nazlı. Nazlı. Gevşe. Nazlı. Bize yaptıklarından mutlu musun Doğan? Amcam beni niye çağırmış ki Hediye abla? Sen ne diyecek biliyor musun? Ne bileyim ben. Söyle gelsin demiş. Hem Belkıs'a bir şey sorulur mu? Kızgınlığı geçmemiştir daha. Ya gene beni döverse Hediye abla? Zaten rezil olacağım kadar oldum el aleme. Ay gitmezsen daha da delirecek. Sanki bilmiyorsun huyunu. Yürü hadi. Yürü, yürü. Hadi. Neden sevmiyor beni Hediye abla ya? Üvey de olsa insan böyle eder mi? Ben onun halasının oğluyum. E sen de çok dalgınsın be Ayvaz. Zeytin ambarlarını sana verdi. Daha dün yangın çıkardın. Irgatların başında dur dedi. Kasa kasa zeytin kayboldu. Çalışıyorum, çabalıyorum. Hep bir terslik oluyor. Basiretim mi bağlandı nedir anlamadım. Ayvaz. Hı? Celal Efendi şu kız için konuşmaya gitti bugün. Evlenirsen her bir şeyin düzelir. Çok güzel bir kız Hediye abla. Bir görsen. Tay gibi kısrak kısrak. Varır mı sence bana? Hı, delinin zoruna bak. Ayol koca Çakıroğlu çiftliğinin varisisin sen. Senden iyi kısmet mi bulacak? Ha? Tabii ya. Amcam ölünce her şey bana kalacak nasılsa. Bu kadar toprak, bu kadar mal. Hepsi senin. Akıllı ol biraz akıllı. Kafanı kullan. Amcana da kimseye de ezdirme kendini. Ezdirmiyorum. Saygıdan sesimi çıkarmıyorum ben. Hı. Yoksa biraz daha üstüme gelirse... Amca. Alo. Ha. Tane tane söyle. Keyfini çıkarmak istiyorum. Evet. Ne oluyor Şenol? Neden durdun? Yolu kapatmışlar efendim. Çalışma var. Nasıl iş bu? Bu saatte burada yol çalışması mı olurmuş? Ben bir konuşayım. Hı hı. Kolay gelsin. Ne çalışması bu? Thank you.
Hoş geldin Alev. Hoş bulduk. Gözümüz gönlümüz şenlendi. İşinize baksanıza siz. Ay, ne oluyor be? Senin için yakaladım bunu. Ödümü patlattın. Allah'ın cezası. Aşk olsun, size de eğlence çıktı değil mi? Çocuğun içinden gelmiş, hediye vermek istemiş değil mi Balık Nuri? He. Acıdı mı kız? Yok, acımadı. Beğenmedin mi hediyemi? Aşk olsun, beğenmez olur muyum? Al şimdi sen bunu. Ben işimi bitireyim, dönerken verirsin, tamam mı? Tamam. Bak. İsmail. Söyle kardeşim. Bir şey konuşacağım seninle. Konuşalım. Biz beraber büyüdük seninle biliyorsun. Kardeş gibiyiz. Şüphen mi var Ali? Estağfurullah. Diyeceğim şu. Ben... Kolay gelsin. Ben nereden başlasam nasıl ama... Kolay gelsin dedik. Ne geldin gene sen? Buraya bunca erkeğin içine gelmeyeceksin demedi mi sana ha? Senin nurlu yüzünü görmeye gelmedik. Para almaya geldim. Pazara çıkacağız. Evde bir lokma bir şey kalmamış. Yürü git babamdan iste. Ben de para ne gezer? Doğru. Unutmuşum senin çulsuzun teki olduğunu. Şimdi senin... Aman iyi be. Hırlama hemen. Şu haline bak. Katil edecek bu kız beni oğlum. İnsanın namusu bacısından sorumlu değil mi ya? Kıracağım bacaklarını evde. Sen ne diyecektin bana? Limon sıkıldı muhabbetimize de. Boş ver İsmail, konuşuruz sonra. Demem o ki Kasip, bu fırsat kaçmaz. Kızın Çakıroğlu çiftliğine kapağı attı mı artık sırtımız yere gelmez. Doğan Bey'imiz münasip gördüyse bize alt etmek düşer alemdar. Haşırı bileydir. Biz haddimizi biliriz. Peki ne verecekmiş Doğan Bey? Yani başlık parası olaraktan diyorum. Bak şimdi bak, ettiğin lafa bak. Böyle bir şey söyleyip de bela mı getireceksin başımıza? Kaz girecek yerde tavuğu mu esirgeyeceksin? Kızın Çakıroğlu çiftliğine gelin gidecek diyorum. Alo, kafam basmıyor galiba. Basıyor. Basıyor da tekliyor biraz. Günür olacaksın Doğan Bey'le. Kasabada, civarda yaptıramayacağın iş kalmayacak. Herkes el pençe divan duracak önünde. Koca Doğan Çakıroğlu ile balıkçı katip dünür ha. Rüya gibi be. Oo, bu saatte içmeye başlamışsın bile, aferin. Senden izin mi alacağım kızım ha? Aman bugün de herkes bana çatıyor ha. Sakin ol katip. Ne dedi kız şimdi? Ayıp oluyor ama. Anlasana. Aa, anladım. Ne istiyorsun? Para. Pazara çıkacağız. Ne o Alev? Hiç Alemdar amcanın hatırını sorduğun, merhaba, nasılsın dediğin yok güzel kızım. İyisindir sen, iyi. Yağcı Alemdar amca. Senin keyfin tıkırındadır. Konuşacaklarım vardı seninle. Babanla da konuştuk biraz önce. Senin için çok iyi düşüncelerimiz var Alev kızı. Hayırlı düşünceler. Şimdi senin. Dur be. Bu ne? Senin fiyatlardan haberin yok galiba. Neye yetecek bu? Ekmek alırsın anca. Uzatma lan. Yetinmeyi öğrenin. Para basmıyoruz burada. Tabii. Pazarda da öpücük alışveriş yapıyorsun çünkü. Ha? Alev, kızım. Dinlemiyor musun beni? Hiç kendini yorma. Onunla evlenmeyeceğim. Ulan sana fikrini soran mı oldu? Dur be sen de. Hemen höt söt. Böyle halledilmez bu iş. Ya dur da bir plan yapalım. Bacaklarını kırarım vallahi. Bacaksız gider o çiftli. Kız kısmı gönlü birine kaydıysa teper böyle bir kısmeti. Bak hele Kadir. Bu kızın başka bir dalgası olmasın he? Ha? Ne dalgası? Deniz dalgası. Aptal. Bir sevgilisi konuştuğu mu var acaba diyorum.
Höt! Kırarım onun kafasını! Ama kırıp döktün hemen. Almıyor ki kalın kafan hiçbir şeyi. Senden benden başka kimi görüyor da bir konuştuğu olacak? Kim var bizden başka? Kim var? Kim? Oho! Demlenmeye başlamışsın gene Katip Baba. Erkencisin bugün. Acıktım anneanne, ben yemeğimi yiyebilir miyim? Bu çiftlikte deden gelmeden sofraya oturulmaz. Öğrenemedin mi hala? Bekleyeceğiz. Dedem niye gelmedi hala? Gelir birazdan. İşi uzamıştır. Gelmese de arar. Telefon hala kapalı anneanne. Şenol'u bir ara bakalım. Kapalı anneanne. Hiç bu kadar geç kalmazdı. Hele de haber vermeden. Allah Allah. Anneanne, seninle bir şey konuşacağım. Artık büyüdüm. Koca kız oldum. Gerçekleri bilmeye hakkım var, değil mi? Sor bakalım, ne soracaksın? Benim annem niye böyle? Nesi var onun? Annem biraz rahatsız yavrum. Benim annem alkolik. Bunu hepimiz biliyoruz. O ne biçim laf öyle? Duymayayım bir daha. Ben her şeyin farkındayım artık. Ne saklıyorsunuz? Ne oldu da annem bu hale geldi? Kimsenin bir şey sakladığı yok. Artık 15 yaşındayım. Her şeyi bilmeye hakkım var. Aman da büyümüş de hesap sorarmış benim kızım. Ya, ya yapma anneanne ya. Ne oldu? Deden böyle yapmazdı. Geç kalacak olsa mutlaka arardı, haber gönderirdi. Seyfi Bey. Hadi Celal. Keyiflisin bu gece. Bir hafta sonra ihale var. Ne belli bizim alacağımız? Daha deneyi görmeden paçaları sıvama. Beni tanımıyormuş gibi konuşma Celal Efendi. Seyfi Soytepe'de giriyormuş ihaleye. Girsin. Rekabet piyasası. Yapacak bir şey yok. Bana bak, bir şey mi çeviriyorsun sen? Seyfi Soytepe dedim, oralı olmadın. Küfretmeden durduğuna göre. Boş ver. Hadi hadi. Ne oldu şu baş belası Ayvaz'ın işi? Sen onu anlat bakayım. Yağcı Alemdar'la konuştum. İşi o ayarlayacak. Başlık parasını ödedikten sonra kızı getireceğiz. Sonra da hemen yaparız nikah. Kaç para? 10 milyar. Ne? Çüş. Ev mi alıyoruz Celal Efendi? Ayvaz için 10 milyar mı vereceğim ben? İyidir bu beyim. Nasıl iyidir Celal Efendi? 10 milyar diyorsun. Bir kasaba kızı için bu kadar para mı sayacağız? Başka bir tane bak. Daha ucuzu yok muymuş bunun? Mezat mı bu bey? Zorlama işte.
Beğenmiş kızı, çok istiyor. Bu kadar payla batacak mısın sen sanki? Batmam da çıkmam da. Ama Ayvaz için o kadarını da vermem. Sen bunu evlendirip başından atmak istemiyor musun? Bu adama daha ucuza kimse gelmez. Doğru. Daha ağzına da çekilmez bunun kahri. Vallahi ben olsam Ayvaz'a 10 milyara da varmazdım. Varacak bana. Haber göndermiş Alev. Ondan daha mı iyisini bulacağım demiş. Yakışıklı, varlıklı, güçlü demiş. Hadi ya. Kime demiş, kör kuyuya mı? Kasabada bir tanıdığa söylemiş. Kimmiş bu tanıdık Ayvaz? Bir tek sen tanıyorsun herhalde. Aa, niye öyle inanmaz gibi konuşuyorsun Belkıs abla? Bütün kızlar sıraya girmişler vallahi Ayvaz abiyle evlenmek için. Doğru doğru. Geçen gün pazardan gelirken yol boyunca uzun bir kuyruk gördüydüm. Demek ki Ayvaz'la evlenmek isteyen kızlarmış onlar. Gevezelik etmeyin hadi. Yiyin yemeğinizi bakayım. Ne var anne ya? Eğleniyoruz şurada. Ha ben sizin eğlencenizim yani. Yapma be Ayvaz abi. Şakalaşıyoruz şurada, bozulma hemen. Aman bırak Can. O doğarken bozuk doğmuş. Hı? O ne biçim laf kız? Sizin de ağzınızın büzgüsü yok yani. Edepsizler. Ya Ayvaz abi gelsene. Bırak gitsin. Onun yalanlarını mı dinleyeceğiz? Enayi vardı sanki karşısında. Çok yükleniyorsun çocuğa Belkıs. Günah. Vallahi benim kötü bir niyetim yok anne. Ay sana söylemedik. Öyle her lafa atlama cakır 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 cakır. Of tamam anne ya. Aman umurumda değil vallahi Hediye abla. Ben kendi derdime düşmüşüm. Kimseyi görecek halim yok. Sen doymadın mı hala? Anladık anladık. Sizin konuşacaklarınız var. Aferin. Hadi bakayım çocuğum güle güle. Bütün gün suratın beş karıştı. Ne oldu kız? Hiç be abla. Bey'e sıkıldı canım. Neden ki? Ben neyim onun gözünde abla? Gel gel, git git. Ben ömrümü adamışım ona. Canımdan çok sevmişim. Ama o... Fazla hayal kurma Bel kız. Sen ne ilksin ne de son olacaksın. Kaderimizi bey belirler. Senin söz söylemeye hakkın yok. Ben öyle olmayacağım. Beni kullanıp kullanıp başından atamayacak. Nikahlı karısı mı olmayı düşünüyorsun yoksa? Olamam mı yani? Neyim eksik benim ha? Söyle. Olamazsın mı dedik kızım. Gürleme hemen. Ben her şeyin farkındayım. Ardımdan neler konuştuğunuzu da biliyorum. Ama göreceksiniz yarın. Ne oluyorsunuz be? Aman ne olacak? Belkıs'ın hayallerini dinliyoruz. Bey'in karısı olacakmış da yarın görecekmişiz de. Ayağınızı denk alın. Gün olur devran döner. Bu söylediklerinize pişman olursunuz. Manyaklaştı gene bu. Yakında anlar Hanya'yı, Konya'yı. Sen neredeydin? Rakı kokuyor. Bey oturttu zorla. İç de iç. Bir kadeh içtim midem yandı. Senin de canına minnet zaten. Minnetse minnet. Sana mı dert? Bey zorlamış. İçmem mi diyeceğim? Celal abi. Ne var be burnundan soluyorsun? Abi Seyfi Soytepe. Ne olmuş ulan anlat. Boğa gibi solacağını anlat. Abi şoförünü vurmuşlar. Seyfi Bey'di. Araba da yanmış, paramparça olmuş. İşte şimdi yandık. Niye yanmışız Celal? Bize ne ki? Bizden bilecekler. İki aile arasında savaş yeniden ateşlenecek. Sağ olun.
başınız sağ olsun Meryem Hanım. Çok yazık. Evet. Hepimizin başı sağ olsun Meryem Hanım. Seyfi Bey gibi, melek gibi bir adamdan kim ne ister? Kimi yaptığını bilmiyor musunuz? Size sordum. Onun adını söylemeye mi korkuyorsunuz yoksa? Kapısından ayrılmadığınız Seyfi Bey'e kıydılar. Ve siz zavallılar Çakıroğlu'nun adını ağzınıza bile anmaya korkuyorsunuz. Meryem Hanım. Ölü evinde fazla kalınmaz. Bizi acımızla yalnız bırakın. Güle güle. Kalkalım. Teşekkür ederiz. Hiç beklenmiyor bir şey. Kemal'e ulaşabildin mi? Ulaştım anne. İlk uçakla geliyor. Kemal'im bir gelsin. Babasının kanını yerde bırakmaz. İşte o zaman korksunlar bizden. Hayal kurma anne. Kemal falan gelmeyecek. Bari böyle bir zamanda olgun davran Nazlı. Gerçekleri söylemek de mi suç oldu bu evde? Yıllardır arayıp sormayan oğlun mu destek olacak bize? Kapa çeneni ve odana git. Yalnız mı gidiyorsun bey? Doğru ile uzun zamandır gezintiye çıkmamıştım Celal Efendi. Bir kasabaya uğrayacağım. İyi ediyorsun, git tabii de. Yalnız gitme. Hasmını çok biliyorsun. Hasan'la Metin de seninle gelsin. Korkma Celal Efendi. Ne demek istediğini anladım ama korkma. Bak Kemal de geliyormuş dediler. Seybi Soytepe'nin ölümünü herkes senden biliyor. Demek kafanın dikine gidersin ki. Yani sizin anlayacağınız kız bana haber gönderip duruyor uzun zamandır. Baktım güzel de bir şey. Sen de alayım dedim bari öyle mi? Aynen. Amcam da ısrar edip duruyor zaten evlen evlen diye. Amcan da ne düşkünmüş sana. Düşkün olmayıp da ne yapacak? Bugüne bugün tek varisiyim ben onun. Kimi var benden başka? Gözümün içine bakar benim böyle. Sen benim sağ kolumsun, her şeyimsin Ayvaz der. Biz öyle duymadık ya. Hem kan bağı da yok aranızda. Sırf halasının evlatlısın diye bakıyormuş sana. Halt yemiş öyle diyenler. Üvey de olsa ben onun yeğeniyim. Var mı ötesi? Doğan amcam oğlu gibi davranır bana. Her şeyini de bana teslim eder. Akıl alır benden. Sen ne diyorsun Ayvaz diye sormadan hiçbir işe girmez. Hem korkar da benden. Çok korkar. Benim Şafak bir attı mı gözüm kimseyi görmez. İyi bilir o. Sinirlendin mi yakar yıkarım her yeri. Oturun oturun, sinirlenmedim canım. Abartmayın hemen ya. Ya oturun dedim. Ne konuşuyorsun sen gene? Amca. Ne işin var senin burada? Kahve içmeye geldiydim de. Maskara olmaktan bıkmadın mı sen? Affettik diye kahveye mi attın kendini? Yürü çiftliğe. Git de bir işin ucundan tut bari. Sizin de işiniz gücünüz yok galiba ha? Az geliyorsa daha çok iş vereyim. Bu sene mahsul kötü olursa hesabını siz verirsiniz.
kimim ben bir bakalım. Aysun. Aysun kim? Oyarım gözlerini. Emine misin yoksa? Aa, aşk olsun. Başkasını bekliyordun galiba. Ne yapayım? Sen bu kadar geç kalınca ben de sıkılıp başkasıyla gönül eğlendirdim. Bana bak. Şakam olmaz bilirsin. Gelmeyeceksin sandım. Aşk olsun zor kaçtım. Çok baskı yapıyorlar bana Ali. Babam, Yağcı Alemdar, abim, anneme de eziyet etmeye başladılar. Bir dümen çevirip gönderecekler beni çiftliğe. Kimse seni bir yere gönderemez. Gerekirse kaçar gideriz buralardan. Sahi mi söylüyorsun? Sahiden kaçırır mısın beni? Laf ağızdan bir kere çıkar. Kimse sana bir şey edemez. Hele ki bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Ali, çok önemli bir şey var. Ne oldu bir tane? Ben hamileyim Ali. Ne diyorsun sen? İstemiyorsan. Dur. İstemez miyim? Canım benim, gülüm. Çocuğum olacak. Hem de canımdan da çok sevdiğim birinden. İyi hoş da şimdi ne yapacağız? Bizimkiler duyarsa yaşatmazlar ikimizi de. Hazırlan. Yarın akşam bu saatte kaçıracağım seni. Gideceğiz buralardan. Kendimize yepyeni bir hayat kuracağız. Seninle her yere gelirim. Gözüm kapalı ölüme bile giderim. İşte Alev gidiyor işte. Beni bırakıp gidiyor. Nereden geliyorsun sen bu saatte? Aşk olsun abi, nerede olacağım Allah aşkına? Bahçedeydim. Doğru konuş yersin dayağı. Nereden geliyorsun dedim. Çekil be. Yalan borcum mu var sana? Bahçedeydim dedim ya. Lan bugün yarın Çakıroğlu çiftliğine gelin gideceksin. Onunla bununla mı finger diyorsun? Bırak. Kime gelin gideceğime sen mi karar veriyorsun benim? Sen önce adam ol. Dağıtırım senin yüzünü. Saygı duyacaksın bana. Sana mı? Kimsin sen be? Ben senin abinim. Şimdi öğreteceğim sana kim olduğumu. Ben sizin maksadınızı biliyorum. Dövseniz de öldürseniz de gitmeyeceğim. Ben seni şimdi... Ne oluyor be? Ne yapıyorsun İsmail? Ne yapıyorsun? Gücü bana yetiyor ya, horozlanıyor işte. Öldüreceğim ben bu kızı baba. Gecenin bu saatinde dışarıdan geliyordu, yakaladım. Biriyle finir diyor kesin. Yağcı Alemdar dediydi zaten bunun bir dalgası var diye. Yağcı Alemdar'ın da sizin de Allah belanızı versin. Beni o çiftliğe gönderemeyeceksiniz. Öldürseniz de gitmeyeceğim. Gideceksin ulan. Sana fikrini soran mı var? Yapma Kadir. Çekilsene şuradan be. Anne. Bak şu yarım akıllı ya. Bir dedikleniyor. Kadir yapma. Bak gönül rızasıyla gönderin. Dinle beni, zorla güzellik olmaz. Yapma baba. Vurma ablama. Çıkın lan hepiniz dışarıya. Hadi duydunuz mu babamı? Kadir. Yalvarırım Kadir. Şu kadarcık hakkım varsa. Çıkın dışarı dedim lan. Şimdi hepinizin leşini sereceğim buraya. Hadi yallah dışarı. Hadi yallah dışarı. Yavrum. Lütfen yapma İsmail. Ya bu evden deli duvaklı delilikle çıkarsın. Ya da beyaz kefenle ölü çıkar. Öldür o zaman. Senden korkmuyorum. Dur şunu kollarından. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Kimle buluştun bu saatte? Kimseyle. Konuş lan, kimle buluştun dedim. Allah belanızı versin. Allah'ım bize yardım et Allah. Söyle kız. Söyle. Konuş, konuşmazsan öldürürüm seni. Öldür de kurtulayım hepinizden. Yarın kurtulayım toplayıp gideceksin o kimle. Kimle buluştun ha? Kimle buluştun? Sen babana nasıl karşı çıkarsın? Gideceksin diyorum sana. Gideceksin. Konuş. Alev. Ben ne diyorum? Kimle buluştun? Alev, ağlama Alev. Kimle buluştun?
Ağlama annem. Ağlama. Yine ben de istedim kızım. Söyle. Söyle. Ağlama annem. Söyle. Bu gece burada son gecem. Hayrola, ne son gecesi? Kafayı buldun galiba. Gidiyorum buralardan. Yeni bir hayat kuruyorum kendime. Ne diyorsun oğlum, açık konuşsana. Ali abi! Ali abi! Ne var balık, ne abi, oldu? Gel çabuk. Git bak şu deliğe ya, ne istiyor? Hadi abi. Söyle bakalım neymiş? Abi koş, Alev öldürüyorlar abi. Ne diyorsun oğlum sen? Hadi abi yürü çabuk, babasıyla abisi öldürüyor Alev'i. Çabuk hadi abi yürü. Konuş kız. Konuş. Konuş. Biri mi var? Çabuk söyle, biri mi var? Kim ben içeceğim seni yoksa. Konuş. Açın. Çabuk, açın kapıyı. Şimdi. Kapıyı açın. Konuş. Ali abi. Söyle. Çabuk. Koş abi. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne istiyorsunuz bu kızdan? Alev. Alev ben geldim bir tane. Ali. Tamam. Korkma gülüm, buradayım. Demek sendin ha? Demek. Demek koynumuzda beslediğimiz kardeşim dediğim adammış ha? Biz yanlış bir şey yapmıyoruz İsmail. Kardeşini seviyorum. Evleneceğiz. Ulan oğlumuz dedik sana be. Bunu mu yapacaktın bize? Bana istemediğim şeyler yaptırma Katip Baba. Ben kızınızı seviyorum. Sizse onu evlendirip mal gibi satmaya çalışıyorsunuz. Sana mı düştü kardeşimizin tasası yılan? Alev'i buradan götüreceğim. Engel olmaya çalışırsanız hepinizi yakarım. Hepinizi yakarım. Yakarım dedim İsmail, şakam yok. Ali. Kardeşim dedim sana. Evimi açtım. Lokmamı paylaştım. Bunun yanına bırakmam. Öldüreceğim lan seni. Yavrum benim. Abla. Çekil. Dur. Dur dedim. Yapma, yapma. Bu evden kimse böyle çıkamaz. Hadi lan. Ateşte ne bekliyorsun? Erkek kim davran bir kere de. Beni. Kardeşini vuracak mısın İsmail? Artık benim kardeşim falan değilsin. Soysuzun tekiymişsin. Babam bile belli değil senin. Anan! Anam hakkında konuşamazsın lan! Gideceğiz buradan. Kapama gözlerini. Ali! Ali! Öldürdün onu. Ali'mi öldürdün. Bırak beni anne, unut beni.